NTV Spor'da birlikteliğimiz devam ediyor değerli seyirciler. İkinci karşılaşmayla karşınızdayız. İlk karşılaşmanın lideri, önderi Fenerbahçe olmuş. İkinci müsabakada ise Fenerbahçe'nin temsilcisi sporcu Raşit Aksin ekrana geliyor. Antrenörleriyle lige doğru adımlarını atacak. Çok kuvvetli bir yetenek. Çok da şanssız. Belki WSP'nin bu sezonki en şanssız boksörü dersek hani yanlış bir tanımlama olmaz. Azedin bu yıl değerli izleyenler WSP'de hep içeride oynadı ve hakikaten takımın en kuvvetli zincirin en sert halkalarından, güçlü halkalarından biri konumundaydı. 6'da 6 yapmaya yaklaşmıştı. Orada Arjantin hakem ekrana geliyor. Servi de. Ancak son müsabakasında Kremlin'in yine başarılı sporcularından biri, Rus temsilcisinin başarılı sporcularından biri Adnan Abdurrahilov'la ilk rauntta meydana gelen bir çarpışma sonucunda, kafa kafaya çarpışma sonucunda kurallar gri bir teknik beraberlik aldı. Ve çok şanssızlık, nasıl diyelim, 5 galibiyette kaldı. O teknik beraberlik ona yeterli puanı getirmedi verdiği sıralamada. Ve sezonu 61 kilogramda, diğer bir de işte hafif sıklette 3. sırada tamamlayarak Ferdi final oynamanın kapısından döndü. Bu finali iki Asya temsilcisi oynayacak. Kazakistan temsilcisi Aslan Arlanz'ın başarılı ve namalı sporcusu Yercan Muzafirov ve Wang Jimin oynayacaklar. Yine Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi Beijing Dragons'ın sporcusu Wang Jimin oynayacak. Ferdi finaller bahsettiğimiz gibi nefes kesilecek. Mayıs'ın sonunda bu ferdi finallerde buluşacağız. Ferdi finallerde Avrupa Konferansı'ndan 4, Asya Konferansı'ndan ise 6 sporcu var. Amerika Konferansı'ndan hiçbir sporcu ferdi finallere kalma başarısı gösteremedi ama orada da buna çok yaklaşan sporcular vardı. Ancak onlar da elde ettikleri şansları harcamış oldular. Okay. İkinci müsabaka başlamak üzere. Son kontroller yapıldı. Okay. Antrenörler ringi terk ediyor şu anda. Eldivenler biliyorsunuz ringde takılıyor. Her takımın antrenörlerinden biri müsabakaların hemen öncesinde rakip takımın savunma odasına giderek rakip takım sporcusunun bandajlarını kontrol etme ve imzalama hakkına sahip, yani onaylama hakkına sahip. Bu da bokstaki WSB'deki şeffaflığı öbürüne çıkan kurallardan bir diğeri, hoş bir kural. Eldivenler ringin kenarına takılıyor. Değerli izleyenler, Koba Fakadze ve Raşit Azedin karşı karşıya geliyorlar. Bakü Farz'ın Gürcü sporcusu ekranlara gelecek. Yine siyah şortla ters kartlı. Raşit Azedin yine çok kuvvetli bir yetenek. Şu ana kadar gayet iyi işler çıkardı. 5 galibiyet, 1 teknik beraberlikle 6 müsabakasında yine 200'ü görmedi. Bu arada dengesini yitiriyor Fakadze. Öte yandan Koba Fakadze ise biraz şanssız. Niye şanslı olduğunda belirtmekte fayda var. Bir galibiyet ve 4 yenilgisi var değerli izleyenler. Fakat senin sağ köşe bu arada Azedin'den çok çok iyi. Ve normal sezonu elde ettiği tek galibiyetle 61 kilogram, yani hafif siklet sıralamasında 30. sırada tamamlayabildi. Çünkü bu siklet çok kaliteli sporcuların meydana getirdiği bir siklet. Azedin sağ sol direkt kombinasyonu denedi. Direkt site temas bulmayı başardı. Çok etkileyemedi. Fakat senin. Raşit Azedin bu akşam tabii ki kuşkusuz galibiyet beklediği sporculardan biri Fazlina Fikri, ama öte yandan belki de daha iyisini bilmem patlaya çıktıktan kalk beklediği bir sporcu. İkili kombinasyon deniyor Azedin. Fakatze bir sağ direkt denedi, hemen yandan sol direkt, bu kez Azedin isabet sağladı. Cezayir kökenli Azedin ve özellikle İstanbul'da yapmış oldukları müsabakada hatırlayacaksınız belirtmiştik. Bu arada başını kaldırmasını istiyor Azedin'in çarpışmaları engellemek için hakem. Odası çarpışmaları. Zaten bunun çenemesini çok kötü çekmişti Azedin. Ferdi finallerden oldu. Azedin'in amatör boksa şansını sürüyorken, geliri düşükken, biliyorsunuz da bu eski sporculara sürekli maaş ödenen, onlara kurumsal kimlik kazandıran bir bir mücadele. Her takımın sporcusu sözleşmesi dahilinde 12 ay maaş alıyor takımından. Bu da çok ilginç bir unsur. Amatör bir spor için oldukça iyi. Azedin bunun öncesinde taksi şoförlüğü yapıyordu. Geçinebilmek için, ailesini geçindirebilmek için. Azedin 28 yaşında, evli. Break, come on. Stop, break. Atma diyor Azedin hakemi. Fakadze de pek memnun değil pozisyonda. Takımın
en sessiz sporcusu, hemen hiç konuşmuyor. Yanına gittiğinizde konuşmak istediğinizde ağzından bir kelime bile alamıyorsunuz Hasedin'in. İlginçtir, çok ilginç karakterli bir takım parçası artık. Takımın en çok gürültü yapan sporcusu geçen hafta takımın tek galibiyetini elde eden sporcusu Ludovic Brogier'ydi. O da takım biliyorsunuz İnsap adında son derece modern olimpik bir tesiste idmanlarını sürdürüyor ve orada ikamet ediyor sporcular. Orada gürültü yaptığı için ve bir takım kurallara uymadığı için örneğin saatinde yatmak kalkmak veya saatinde odasında olmak gibi kurallara uymadığı için Ludovic Brogier'de İnsap'ten uzaklaştırılmıştı oraya geri dönmek için. Çok çabalıyordu. İdmanda da çok gürültü çıkaran bir sporcu Ludovic Brogier. Ancak yine namali sporcularından biri. Tarihsin Atik'in. United kuşkusuz sezonda geride kalan sezonda Aslan Arlanz'la birlikte yerli sporcularından en çok fayda elde eden takım. Her sporcu çok başarılı. Ferdi finallere 3 sporcu soktular. Ve değerli izleyenler, düzeltiyorum. 2 sporcu soktular. 3.'yü de topla neşeyle ve Hazedin'le. Hepsi yerli sporcular bunlar. Yine bir diğer Avrupa Konferansı temsilcisi olan İtalyan takımı Milan Atalanta'da 2 sporcu ile ferdi finallerde olacak. Bir tanesi Ukraynalı Sergey Derevyanchenko, bir tanesi 2007 Dünya Şampiyonu ve son Dünya Şampiyonası'nın finalisti Clement Ternusso. Yerli sporcusu artı 91'de yine bu akşam sahnenen takım Bakın Farsu'nun geçen hafta galibiyeti elde eden sporcularından Magomed Resul'un Metidov'la Gran Canary'ı asistet müsabaka yapacak. Rashid Hazret'in ekrana yansımaya devam ediyor. Fakatze'ye bakalım. Fakatze'nin şanssızlığından bahsedecektik. Neden olduğunu söyleyelim. Tek galibiyeti var ama bazen boks yanıltıcıdır sevgili seyirciler. Bakmamak lazım kalmaya. Kaliteli bir boksör Fakatze ve Gürcistan her zaman tehlikeli bir takımdır. Tehlikeli bir takımdır boksta. 2010'un Gürcistan şampiyonu Fakatze bakıldığında tek yenilgisini Lee Doje'ye karşı elde etmişti Güney Koreli'ye. Ama yenildi sporcular da Yerjan Muzaffirov ve Wang Jimin. 3 kez Muzaffirov'a yenildi. Hepsi puanla ve bir kez de Wang Jimin'e yine puanla yenildi. Bu iki sporcunun da ilginç bir şekilde bu sketin en iyi iki sporcusu olduğunu az önce söylemiştik. Yani en iyilerine kaybetmek de çok kötü bir şey sayılmaz belki de. İkili kombinasyon deniyor Fakatze. Sol direkt geldi Fakatze'den, bir sol direkt daha deniyor. Sağ denedi. Sıkı bir savunma ama aparkat almayan. Aparkatı daha doğrusu şöyle ifade edelim, savunmaya yetmedi. Hazedi yüklenmeye çalışıyor. Fakatze çok sürpriz vuruşlar gerçekleştirdi ikinci hafta şu ana kadar. Sağ deniyor Hazedi. Ancak oturtamadı, genelde dirsekleri temas ediyor rakibine yakın mesafede mücadele ettikleri için. Şimdi sağını kullanmak istedi Hazedi, sağ kroşe. Fakatze geriye doğru adımlar. Ve bunu takip eden kontrol kroşelerle isabet sağlıyor. Sol kroşe. Hazedi. Sola parkat denedi Hazedin. Sağa parkat deniyor bu kez. Fakatze yanıt verdi sol köşesiyle. Hazedin sağını oturtamıyor. Fakatze bayağı bir rüzgar arkasına aldı. Biraz gidişatı değiştirdi gibi. Sağ köşe isabetli sayılır Hazedin ama morali bozuldu sanki biraz. Sağ direkt güzel bir kontrolle vurdu çıktı Fakatze. İşte bunlar tehlikeli anlardır boksa. Sporcuya psikolojik, rakibinize psikolojik üstünlüğü vermemeniz gerekiyor müsabaka içerisinde. Bir anda dizginler rakibinin eline geçebilir. Sol kroşeden Hazedin fayda sağlayan, fayda getirmedi kendine beraber ikili kombinasyon denedi. Sol direkt çeneye doğru isabet sağlar gibi bu kez Hazedin daha iyi bir vuruş nispeten. Sol kroşe geliyor. Sağ direkt güzel, isabetli sayılacak güzel bir vuruş. Sol deniyor hemen ardından Hazedin. İkinci anın sonlanmasına hemen hemen 10 saniye kaldı değerli izleyenler. Ancak çok ilginç, son derece, bu arada ikili kombinasyon. Bir anda işte gidişatı değiştirebilecek mi derken
bu iki vuruş hakemleri çok çok etkileyebilir. Çok çok etkileyebilir. Hazret'in köşesine oturdu. Ama değerlendirilmesi gerekecek bir round olacak. John Dobby antrenör onunla birlikte. İkinci roundun sonunda da evet Hazret'in üstünlüğü söz konusu. Hemen hakemler konuları göndermişler beklemeksizin. Önceki toplamda her hakemden 20-18 üstü. Hazret'in. Rachid, tu es plus intelligent que ça, respire deux fois, écoute bien ce que je veux dire. Écoute bien ce que je veux dire. Quand il est à distance, viens pas t'approcher, reste à distance. Mets cette droite et balance ton crochet gauche, large. Rachid, t'es d'accord avec moi? D'accord, c'est tout ça. T'avances pas sur lui, d'accord? Reste à distance. Özellikle round'un son saniyesinde isabetli kullandı işte. Bakın hemen Fransız oyuncu ekranlarınıza yansıtıyor. Sol kroşeleri çok iyiydi. Hazret'in bu vuruşlarını kullanması istiyor. Solunu kullanmaya devam etmesini istiyor. Burada Paris United'ten Michel Tavares de son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Michel Tavares sahne alacak. Son Fransız gecede olacak Paris United için. Son iki müsabakada ise yine Hırvat duo, Hırvat ikili, Sepp Ergovic ikilisi her zaman beraber mücadele ediyorlar. Onlar sahne alacaklar. Acaba bu akşam Paris United 5-0'a gidebilir mi? Özellikle bundan sonraki karşılaşma çok çok önemli. Çok kaliteli bir sporcuyla karşı karşıya gelecek Tavares. Kuşkusuz şu anda stres yüklüdür. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bu arada Pakancı'nın direkt vuruşları son derece tehditkar. Hazret'in iplerden destek alarak ayağa kalktı. Solak bir boksörle karşı karşıya gelmek acaba onu zorluyor mu? Oynuyor Hazret'in rakibiyle. Dansını yaptı, ardından yüklendi. Akasya sol koşusu kullanıyor sağ direkt hemen ardından. Güzel bir kombinasyon, sağ direkt sol koşu kombinasyonu aparkat denedi. Boşa çıktı Hazret'in de sağ koşusuyla rakibi yüklenmek istemişti. Kafa kafaya geldikleri bir an. Sağ koşu deniyor, Hazret'in isabet sağladı. Tarbek hemen ardından yine Fakate denedi, isabet getiremedi. Hazret'in kovalamayı sürdürüyor rakibini. Eskilerle yaklaştı. Sadrek'te isabet var. Yeni bir vuruş gerçekleştirebilecek mi? Şu an iplere kenetlendiler adeta. Bakın kollarını kilitliyorlar birbirlerinin. Hakem belki araya girmiş. Sağ koşuya güzel eskibiyle birlikte. Hazret'in sola parkat deniyor. Fakate hemen ardından sağ koşuya. Hazret'in çok etkilenmemişe benziyor bu vuruşlardan. Nispeten daha iyi bir round ev sahibi sporcular. Sadrek Fakadze sağ köşesini uzattı, bir kontra alabilir mi Hazret'in? Dikkatli olması lazım, yine bir sağ. İsabetli kullanıyor bu Sadrek kroşe karışımı vuruşlarını Hazret'in. Şimdi içeriye sokuldu. Fakat deniyor. Çok ciddi bir vuruştu ama isabet sağlayamadı Fakadze. Atak yapıyor. Sol direkt denedi Fakadze. Son 18 saniye doğru giriliyor ve yine çok yakın bir mücadele içine girdiler. Kafa kafaya bir çarpışmada meydana gelebilir sıyırdılar birbirlerini. Sesi gelmek üzere. Belki WSB çok farklı bir platform ama tabii ki amatör kariyerleri sporcuların yatsınamaz. Baba Fakat'a söylediğimiz gibi belki ilgileri almış ama hiç gözümüzü yanıtmasın. Çok iyi bir boksör şu anda puanlamada da Fakat'a'nın iki hakemden sonra ve Alman hakemlerden Renéus ve Frank Schamart'tan güldüğünü görüyoruz. Güldüğünü görüyoruz. Bir yandan fark 1'e indi bu iki hakemin değerlendirmesine göre. Son diğer hakem ise şu anda ev sahibi sporcuya vermiş durumda. Fakadze biraz çeviriyor gibi acaba müsabakayı. İki köşeye birden giriyoruz. Önemli bir boksör ümidi işte ki Fakadze son dünya şampiyonasına bakıldığında dünya şampiyonuna yarı finalde kaybetti Fakadze. Bunu da yatsınmayalım lütfen. Dünya şampiyonu Benal Afan'ın sporcusu Domenico Valentino ki kariyerindeki belki de zirve yaptığı bir dönemdi. O sporcuya mağlup olmuştu İtalya'da.
ve çeyrek finale kadar çok önemli boksörlere eridi. Romen, Litvanyalı, Alman ve Faslı rakiplerine özellikle çeyrek finalde oynayan Burhard denemişti. Alman sporcu Burhard da çok kuvvetli bir yetenek. Sonra Avrupa Birliği şampiyonlarından, Avrupa Boks Birliği şampiyonlarından biri ve aynı zamanda yine Almanya şampiyonasında yine bu yıl 57 kilogramda nefes kesti. Çok iyi bir iş çıkardı Eugen Burhard. Böylece kaliteli sporcuların karşıda önemli müsabakalar yaptığını söylemek gerekiyor. Fakatze'nin bir kontra sola parkat verildi ve isabet sağladı Fakatze. Hazret'in genelde ev sahibi olduğu karşılaşmalarda müsabakaya çıkmış ve genelde hep önde gitmiştir. Şu an 3. anda fark bireyi için puanlamada. Burhard rakibi verirse acaba nasıl bir haleti niye girecek? Bu da merak konusu. Sol derin bir isabet sağladı Fakatze, sağ koşu isabet Fakatze. Hazret'in ikili kombinasyonu deniyor. Eğer maç bir şekilde Hakkı Faris'in lehine dönerse işi çok zorlaşacak Paris Nerf'in. Sağ derin ve Fakatze. Bu kez isabet sağladı. Ubani rakip onunla oynarken eldivenleri indirmek her zaman çok riskli bir aldanmacadır. Güzel vurdu ve çıktı oradan sağına doğru hareketlendi. Saat yönünün tersine bir 180 derecelik açı çizip hemen gardını toparlayıp atak yapmıştı. Fakatze sol köşe deniyor. Hemen ardından sağla yanıt alıyor rakibinden Azedin. Şimdi sol köşe içeri girer girmez Fakatze. Sadeni de Azedin. Azedin çok uzak mesafede, orta mesafenin üzerinden koşeler çıkardığı için kontrolcülere zaman zaman maruz kalabiliyor. Fakat senin de kabisli yakın mesafeden güzel aparkatlar çıkardığını düşünecek olursak özellikle 3. round'da çok zorlamıştı Azedin bu tek vuruşlarla. Sadek deniyor. Fakat Zemen Arkan sol sağ direkt, sağ sol direkt kombinasyonlar Azedin içeri yüklendi. İsabetli sağlayamadı, rakibi menzil dışında kalmıştı, ardından gardını toparladı. Sağ direkt Fakat Z. Okay. Sağ koşu güzel. Ayrılmanın hemen eşiğinde ardından vuruşu gerçekleştiriyor ve isabet sağlıyor Azedin. Sol koşu Fakat Z. Sağını uzatmak istedi Azedin. Başı neydi, dikkatli olması gerekli. Sağ kroşe. Yine Azedin. Okay, stop. Hakem şimdi ayırıyor okay. Sporcuları. Okay. Box. Çok dikkatli ikisi birden. Stop. Ve kran kırana bir dördüncü round. Hiçbir round şu ana kadar vasat altı değildi. Gerçekten üst düzey bir boks izliyoruz. Heyecan doğrukta değerli izleyenler. Yine Paris United'ın soyunma odası. Michel Tabarez hazırlıkları gerçekleştiriyor. Latif'in Mariano Gonzalez'le Paris United'ın Küba'nın antrenörüyle. On birinci haftada yaşadığı şansı tabiriyorsunuz. Tek beraberlik onu hatırlayacağınızı ve verdiği finallerden etmişti. 2006 yılından beri özellikle önemli yerel turnuvalarda, şöyle söyleyeyim, lokal turnuvalarda, bölgesel turnuvalarda önemli başarıları var. Örneğin nasıl bizde biliyorsunuz Ahmet Cömert turnuvası varsa İspanya'da Boksam, yine Finlandiya'da BG veya Hırvatistan'da Arena, yine ya da Almanya'da Brandenburg kupası gibi kupalar vardır. Bu tip kupalarda elde ettiği madalyalarla göz dolduran bir yetenek. Raşit Azedin. Son Avrupa Şampiyonası'nda ise çok önemli bir yeteneğe Albert Zivinova şampiyona kaybetmişti. İkinci turda 3 programda. Yeni üçlük bir sonuçta Albert Zivinova'da. Kuşkusuz hem Avrupa Şampiyonası'nda yine Türkiye'de yapacak, Ankara'da yapacak Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Şampiyonası'nda Rusya'nın en büyük bozlarından biri olacak. Sağ koşu güzel Azedin'den. Bir sağ daha çıkarıyor. Rakibin şimdi köşeye sıkıştığı gibi oldu. Fakat ve adım atıyor iterek oradan çıktı. Yine ringin ortasına kadar geldi. Yere düşüyor onlar. Azedin aslında profesyonel boksa yatkın. Bu tip
böyle tartışmalı anlarda çok güzel temaslar kuruyor rakiplerine. Dirsek temasları çeneyle, diz kapağıyla, diziyle rakibine temaslar kurup onları etkiliyor. Son round değerli izleyenler. Sobrek sabrek kombinasyon Ubali. Ubali sol hemen ardından bir sağ parkat denedi ancak istediği isabeti sağlayamadı. Çok kritik bir süreç. Sağ koşu uzattı. İsabet sağlar gibi oldu Azetin. Sobrek hemen ardından Bugas Fakatze. Hemen hiç boş vuruş yok. Hemen hepsi isabetli olmaya başladı vuruşların. Destek devam ediyor tribünlerden Azedin'e. Son dakikaya doğru giderken Azedin'den bir isabetli vuruş daha içeri sokulduğu anda. Fakat Ze biraz daha hazırlıklı konumda ve biraz yoruldu gibi sanki. Sürekli aktif oynadığı için bacaklarıyla hareketli kalmaya çalıştığı için tabii enerji kıraf etti. Zedin de sağ köşesiyle çok fazla isabet buldu bu roundda. İkili kombinasyon deniyor Zedin. İçeriye sokuldu ve parkatını kullanmak istedi. Neredeyse sıfır mesafede Fakatze. Soldrek Fakatze. Raşit Azedin oynuyor rakibiyle sağ köşeye. Eskim geldi hemen ardından bir köşe çıkarabilecek mi? Sonla isabet buluyor. Bu arada eski şöyle ifade edelim. Çok uzun zamandan böyle yıllardan sonra, 40 yıllardan sonra Fransa'ya boksör ihtiyaç şampiyonluğu getirmiş yetenek. Brahim Azzum. Bu takımın sahibi, Paris Saint-Germain sahibi o da tribünde bizim izlediğimiz açıya göre kenarda ve hemen her an ayakta. İşte burada bakın Sobrek'in isabet buldu. Raşit Azedin. Görüşe bakımında durum 2-0 olacak. Böylelikle rakibi yakalamanın da çok önemli bir avantaj elde edecek. Paris Saint-Germain bakın burada harika bir saha. Ama şunu ifade etmek lazım. Çok riskli bir müsabaka, yani incecik bir buzun üstünde yürüyor bu akşam Paris Saint-Germain. Her şey olabilir. Hiç müsabaka kaybetmemeleri lazım. 5-0 onları direkt finalist yapacak. Ama müsabaka kaybederlerse de 4 gün ötesinde kaybedemezler. 2 maç verirlerse Buffy Fires yola devam edecek, final yoluna. Çok gergin. Raşit Azedin. Yine Fakatze'de bahsettiğimiz gibi üst düzey bir boksör olduğunu bize kanıtlıyor. Kaldık hakem. 50-45 ve kazanan belli gibi. 46 yine. Böylelikle de sevgili seyirciler kazanan yeniden Paris Saint-Germain. Raşit Azedin durumu 2-0'a getiriyor. Ekranınıza puanlar yansıyor.